Cars. İlk defa valizle yolculuğa çıkıyorum ve yolculuğum Kars'a olacak. Bu Kars'a olan rağbet uçakta da var. Şu an uçak tam dolu. Yeni projemin ilk şehrine Kars'a geldim. Memleketimin çizgileri serisine buradan başlamaya karar verdim. Çünkü daha önce hiç doğuya gelmemiştim. Uçağın kapasitesi 180 küsür kişilikti. Uçakta 190 küsür kişi vardı bebeklerle birlikte. O kadar bir yoğun. -2 derece şu an hava burada. Şimdi bakalım merkeze nasıl gideceğiz. Taksiyle mi yoksa otobüsle mi? Hava çok soğuk. Zaten biraz hastayım. Abi bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şehre nasıl inebilirim ben? Şehre nasıl inebilirsiniz? Otobüsle mi? Taksiler pahalıdır herhalde. Taksiler pahalıdır. Ne kadar şehir merkezine burada? Bekleyin, benim oğlan gelirse ben de seni çalışırım. Vay canımsın abi ya. Pahalıdır ha, ya da azdır falan. Burada. Ya kısıtlı yani, şimdi mesela ne kadar da olsa çok kişi geliyor ya bir şey. Peki Kars'ta yememi önerdiğiniz bir şey var mı? Ben ilk defa geliyorum çünkü hani. Efendim? Ya her taraf hijyeniktir, her taraf iyidir. Şimdi biz sana şuraya git, buraya git. Aha. Yakışık olmaz. Her taraf lokanta dolu. Yani sen kendin daha iyi görürsün. Ya yöresel yemeği kaz eti var. Oğlum bu bagajı yavaş kapat. Ya bak ne sen bu yazın gelecektin. Bu taraf burada kışın olmuyor. Kışın olayı zaten. Kış ya. Sezonu Kars'ın sezon kış. Aynen Kars'ın. Kars'ın yazı yok ki. Yazında evet. Ne var ki? Vay be. Aya bitir, aya bitir, aya sen. Abi şiveniz çok güzel ya. Burada? Burada bunlar Azeri'dir biliyor musun? Öyle mi? Azerice konuşuyorlar. Şöyle. Kars malımız. Söyle, söyle. Oo mis. Polen. Bu ne kadar mesela şu? Bu çerçeve şu an 2 kilo gelir. Tak biri 100 lira olur. 100 lira mı? Aynen. Kilosu. Bana ne olur peki abi 1 kilo almak istesem? 1 kilo yok da sana da Doğu Ekspres'i yabancı neyse zaten. Ben uçakla geldim. Sana da 40 liradan sayarız kilosunu. Harbi mi? Aynen. Eyvallah. Görüşürüz abi. Kalacağım otel burası. Otel bu şekilde. Burası ne abi? Burası da benim mutfağım. Aha mutfağım. Süper. Geleceğim birazdan abi buraya. Evet, benim kahvaltı sahibi. Kahvaltı dahil değil mi şeye? Tabii kahvaltı. Süper. Yedinci kata geldim. Asansör 6. kata çıkıyor. Sonrasını kendiniz çıkmanız gerekiyor. 2 kişilik bir oda verdiler. Gayet büyük. Güzel. Çok ahım şahım bir otel değil. Böyle. Duşu muşu. Havluları. Her şeyi var. Şimdi Kars Kalesi'ne çıkıyorum. Ah şurası. Bugün şehri gezeceğim ben. Kars Kalesi'ni görünce çıkmak istedim ve kar yağıyor şu an. Sadece tabii ki. Şapkamı almadığım için çok pişmanım. Direkt otele gelince eşyaları bırakıp çıktım. Hata. Kale kapısından giriyoruz da bu. Şunları niye yapıyorsunuz abi ya? Gerizekalı mısınız? Tarihi şeylere saçma salak şeyler yazıyorsunuz.
Her yerde öyle bu arada. Abi bu duvarlar ne böyle ya, böyle herkes dizi yazmış. Ne bileyim yazmışlar da, adam demek ki burada eğlerse evinde de eğlenir. Değil mi ya? Heh, evinde de eğlenir. Hasta bunlar yemin ediyorum. Ya nerelerde karşılaştık? Yasin ben, Yasin Suna. Aa ne haber abi? Mesaj atmıştın bana. Evet, dedim bir kahve içeriz diye dedim. Bak. Yasin abi bana mesaj atmıştı. Şimdi burada karşılaştık. Ne yapıyorsun abi? İyi, Kars küçükmüş ya. Valla. Küçük zaten. Karlı manzarası bu şekilde. Kars. Burası da... Vay vadi işte. Oha. Oha oha. Arabayla ben buradan gelmem lan. Tertemiz. Buraya kaleden geldim de. Kalede de torpil mi patlatıyorlar, ateş mi ediyorlar, anlamadım hiçbir şey. Böyle bir yapı. İçi de böyle. Küçük. Yani. Ha bir de yapımında Ağrı Dağı'ndan getirilen bazalt taşları kullanılmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Hanım Eli Ev Yemekleri restoranına geldik. Menüyü göstereceğim size. Fiyatlar bu şekilde. Kas 80 lira. Diğer restoranlarda 70. 70-100 arası değişiyor değil mi? Aynen. 70-100 arası değişiyor. Burada kas, piti, revan köfte, bir de hangel buranın kendine has yemekleri. Ben burada şey yedim, piti yedim. Bu kuzu eti, çömlekte pişirilmiş kuzu eti. Burada da lavaş tarzı bir şey var böyle. Yani çok gerekli mi bilemedim onu. Yanında da pilav veriliyor. Bu da revan köftesi. Bitmiş hali. He? Bitmiş hali. Aynen bitmiş hali. İçinde yok. Şöyle bir şey işte o da. Orada da bitmiş. Ya bitmemiş hali şu kadar bir top. 14 farklı baharattan yapılmış sulu köfte. Yanında patates veriliyor. Bir de şu ne deniyordu buna? Aynen. Mercimekli erişte. Bir de işte masaya böyle yoğurt veriliyor. Yoğurt da güzeldi. Bir de içecek olarak biz burada Yasin abiyle şey aldık. Süryani şarabı aldık. Onlar beni buraya davet etti. Normalde randevu alıp geliniyor buraya. Ve gördüğünüz gibi burası bayağı kalabalık turlara veriliyor genelde. Ani Çıldır turuna buradan 50 lira verilerek şu 20-30 kişilik servisle diliyor. Ani harabelerine geldim. İşte projemin ilk çizdiğim mimarisi şurada.
Oh, düşürdüm. Ani harabelerinde en sağlam kalan yapı. Kapının girişinde Ermenice bir şeyler yazıyor. İçine ise hiç bakmayalım. Tebeşirle sürekli her yerine yazılar yazılmış. Bu yapıyı çizdim işte hani harabelerindeki. En popüler yapı bu zaten burada. Üç arkadaş devamlı gezerdi. Bozo garibandı, bir anası var garibandı. Arkamdaki bu yapı Ebul Muneçer camisi ama Alparslan burayı camiye çevirmiş. Daha öncesinde psikoposluk makamı burayı kullanmış. Sonrasında konumu itibariyle gümrük yeri olarak kullanılmış. Alparslan buraya geldiğinde de camiye çevirmiş burayı. Daha sonrasında da işte Ruslar burayı işgal ettiğinde burada bir arkeolog kazı çalışmaları yapıp çıkardığı eserleri burada sergilemiş. Müze vasfı da var buranın ve Cumhuriyet tarihindeki ilk müze olarak geçiyormuş. Burası Fethiye Camii. Daha öncesinde katedralmiş. Şu köşelerde güvercin var. Kutsal ruhu sembolize ediyormuş ve bu kapıda kral kapısıymış. Geçmişte Rumlar buraya pazar günleri hain için geliyormuş ve burası Ani'deki en büyük yapıymış. Çıldır Gölü'nün yanındaki valiliğin işletmesi olan Kars Arpaçay Kütük Evi'ne geldik. Ve buranın yöresel çorbası, Harekani çorbasından içeceğim. İçinde bulgur, maydanoz, yeşil mercimek, evelik otu, maydanoz var, ısırgan otu var. Dere otu. Aynen. Bir yeşil mercimek, bulgur. Bu kadar kasede getiriliyor. Teşekkür ederim. İçecek bir şey alır mısınız? Yok ben. Sarı balık da var. Ben bir de ayran alırım ya. Ayran balık. Ha olmaz. Kola alayım o zaman. Şu an Çıldır Gölü'nün üzerindeyim. Burada kar kalınlığı 40 ila 70 santim arasında değişiyormuş bu dönemlerde. Şu an ne kadar bilmiyorum, ölçmedim. Siz bunları yanınızda mı taşıdınız yol boyunca? Evet. Pardon, bu tur ne kadar oluyor? Evet, gidiş geliş? Kişi başı 15 TL. Kişi başı 15 TL. Ya
Ya ben at arabasına binmeyeceğim ya. Bilmiyorum, bu soğukta hayvanları yormak istemiyorum boş yere. Gereksiz. Tek şunun ne olduğunu çözemedim ben. Terk edilmiş uzay mekiği mi nedir bu ya? Evet, ilk Türk uzay mekiğini yerseniz. Ama bazıları abartmayı seviyor ya böyle. İlk Türk uzay mekiğine dokundum. Umarım radyasyon falan geçmez elime. Saçma sapan. Her şeyi abartma uyumuz var, anasını satayım. Sarıkamış'a geldim. Hasta halimle, normalde burada ne işim var diyorum ama çok sevdiğim İhsan abimin akrabaları beni buraya getirdi. Hani gelmişken burayı da gör diye. Ve şu an giyindim, kuşandım. Kayak yapacağım. Bununla yürümek ne zor abi ya. Burun ucuna doğru. Aynen. Yan yana orada. Evet. Kaymayalım. Tamam. Ale, sen çok sıkıntılı ya bunlarla yürümek. Ay. Hocam da bu. Abisin neydi senin? Hakan Hoca. Hakan Hoca. Hakan Hoca, insanlara eğitim fiyatını anlatmaya çalışıyorum da. Nedir bunun fiyatı? Öğrenciler için nedir? Şimdi şöyle, nasıl bir indirim oluyor? Çocuk ya da yetişkin olarak farklı yok. Her yıl Kayak Federasyonu, bizim Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanlığımız fiyatları belirliyor. Bunu normal internet sitesinden de görebilirsiniz. Aha. Türkiye genelinde standart fiyatlar uygulanıyor. Bütün kayak tesislerine gittiğiniz zaman, ama diğer kayak tesislerinde biraz daha artı ücret üzerine koyabiliyorlar. Fakat Sarıkamış'ta federasyonun belirlediği ücretler kişi başı, tek kişi olursa saatlik oluyor. Normalde 230 TL. Bize olur nedir bunun abi? Çekiyor musun? Aynen. Tabii uygun bir şey yapacağız elimizden geldiği kadar. Tamamdır abi. Sıkıntı yok. Sadece kayağın tadını alın. Peki benim yaşadığım tereddütleri, size sorduğum soruları tekrar sormak istiyorum. Ya bunun tehlikesi nedir abi yani? Bunun tehlikesi şöyle. Hani eğitmenle kayınca falan. Hiçbir tehlikesi yok. Eğitmen eşliğinde her şekilde kayağa hakim olmayı biliyorsunuz. Kayağı kontrol ediyorsunuz. Zaten kayağa hakim olduktan sonra tereddütleriniz, sıkıntılarınız giderilmiş oluyor. Korkmuyorsunuz, kendinizi kasmıyorsunuz. Zaten eğitmen size o güveni, o duyguları veriyor. Ondan sonra işin zevk kısmı başlıyor. Zaten kayağı da sevdikten sonraki eğitmen onu sevdirmesi gerekiyor. İşin zevk kısmı işin içine giriyor. Kışın, soğukta, karda zevk alarak yapabileceğiniz en güzel spor. Hasta halimle nerelere geldim ya, nerelere çıktım ya. Ne yapıyorum hocam ben burada ya? Evet, şu anda Berk teleferik deneyimini yaşıyor. Birazdan kayma olayına devam edeceğiz. Dön, dön, dön. Arkadaşlar hiç düşmeden kaydım ya. Eğitmenle kayınca zor değil, zaten her şeyi gösteriyor. Ve düşmek mümkün değil derken gerçekten mümkün değil. Çünkü önünde kayıyor senin. Bir hata olduğunda falan zaten hemen durduruyor seni. Ben hiç hata yapmadım, hiç düşmedim de. Bence eğitmenden bir eğitim alıp sonrasında pratik yapmak daha makul. Bu arada Sarıkamış'taki kar kayarken gördüm, kum gibi, harbiden kum gibi yani. Yağ gibi kaydım böyle. Gazeti yemek için son günü bekledim ve hanedana geldim. Burada gazeti 80 lira. Diğer yerdeki yorumlar pek hoşuma gitmediği için buraya geldim. Yedikten sonra yorumumu yapacağım gazetine dair.
vesile gelmek buraya pek mümkün olmuyor. Uçakla geldim ben de. Kendi Doğu Ekspresi bir yarattım uçakla. Kars gezim bitti. Bundan sonrası Türkiye'nin farklı noktalarına